Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle yaz günlerinde buz gibi serinleten bir dondurma yapacağız. Bunun için neyimiz var? Çileğimiz var. Yarım kilo kadar çileğim vardı. Doğradım gördüğünüz gibi. Küçük küçük buzluğa koydum. Bir 2 saat kadar buzlukta dondurdum. Şimdi çıkardım ve kullanacağız. Yarım su bardağı şekerim var. Benim çileklerim gayet olgundu, tatlıydı. Bir yarım kilosunda yedik çünkü. Eğer çilekleriniz çok tatlı değilse şeker miktarını arzuya göre artırabilirsiniz. Bir kutu da kremam vardı. Onu da buraya koydum. Şimdi öncelikle kremamı çırpmakla başlayacağım. Şimdi hemen şurada mikserim hazır. Kremam köpürünceye kadar çırpacağım. Evet arkadaşlar, kremamı bir 4-5 dakika çırptım. Gördüğünüz gibi hem çoğaldı hem yoğunlaştı. Şimdi çileklerim de erimek üzere. Hafif de sulandılar. Çok sulanmasına izin vermeyin. Evet, şöyle çileklerimi koyuyorum. Daha sonra da şekerimi koyuyorum. Bunları çok da yok etmeyeceğim. Gene dişe gelecek şekilde. Şimdi bunları, şöyle. Evet. Şunu da takıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz ezeceğim burada. Kadar yeterlidir. Dediğim gibi çok da su gibi olsun istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde birleştiler. Şimdi hemen kremamızı birleştireceğiz. Hemen şöyle rondomuzu alalım şuraya. Kremamızı birleştireceğiz. Daha sonra da donduracağımız kaba koyup buzluğa atacağız. 3 malzemeyle muhteşem ev yapımı doğal bir dondurmanız olacak. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Başka dondurma tariflerim de var. Onlara da bakabilirsiniz. Sandviç dondurmam var. Kremalı beyaz dondurmam var. Onlara da bakabilirsiniz. Evet, şimdi güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştıracağız. Kırmızı ve beyaz renk birbirine girinceye kadar. Evet, gördüğünüz gibi güzelce karıştırdık ve bir dondurma kabım vardı benim. Onun içine siz tabii herhangi bir buzluğa uygun bir kaba da koyabilirsiniz. Boşaltıyoruz. Evet, şöyle bir düzeltiyoruz. Şimdi dondurucumuza koyuyoruz. Dondurmamızı. Evet arkadaşlar, dondurmamız 2-3 saattir buzlukta. Gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Şimdi daha kıyır kıyır olması için şöyle hafiften bir daha bir karıştıracağım. Şimdi bile aceleniz varsa şimdi bile yiyebilirsiniz. Sadece gördüğünüz gibi orta kısmı biraz sıvı kalmış. Meyveleri de gördüğünüz gibi çilekler de çok güzel bir şekilde gözüküyor. Evet, bunu böyle bile karıştırmadan, fazla uğraşmadan tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dondurmamız gayet olmuş. Ben bunu
Arada bir saat geçince falan bir karıştıracaktım. Fakat unuttum, başka işlerle meşgul olunca. O yüzden hemen yeme aşamasına gelmiş dondurmamız. Evet, şöyle bir karıştırıp 1-2 saat daha durursa direkt yemeğe hazır olacak dondurmamız. Ben şöyle bir çatalla karıştırırsam sanki daha iyi olacak. Evet, gördüğünüz gibi. Torunum var biliyorsunuz. Genelde videolarda beraber oluyoruz 3 yaşında. Onun için de böyle hazır almaktansa evde kendim yapmayı tercih ediyorum. Daha sağlıklı. Gördüğünüz gibi içinde tazecik çileklerimiz vardı. Ve kremamız. Krema da her zaman kullandığımız şey. Bildiğimiz bir şey, en azından koruyucu gibi farklı şeyler içermiyor. Evet, şöyle tekrar bir şöyle düzenleyelim. Şu an burada değil, olsa kesin bundan biraz yemek isteyecek. Evet, şöyle tekrar buzluğa kaldıracağız. 1-2 saat sonra dondurmamız yemeğe hazır olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem dondurmamız oldu. Afiyet olsun. Yeni videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın. Şimdi sunuma geçiyoruz.